Hayrettin Karaman, Sünnetin Ruhu 2 Küçük büyük ayrımı yapmadan sünnete uyma gereğinin ikinci sebebi onun cemiyet ve ümmet yapısını oluşturmadaki rolüyle ilgilidir. İnsanlar içinde var olup yaşadıkları maddi ve manevi çevrenin tesiriyle farklı mizaçlar ve eğilimler edinirler. Bu farklılık da birbirini anlayıp uyum içinde yaşamaları önünde engeller oluşturur. Ümmetin sağlam bir yapı gibi olmasını isteyen İslam, bu farklılık ve engelleri aşabilmek için ümmet fertleri arasında ortak olan düşünce ve davranışları getiriyor. İşte bu ortak adet, davranış ve tutumlar bütünü sünnettir. İşte bu sebeple İslam dini, cemiyet ailesinin fertlerini muntazam bir yöntemle, içtimai ve iktisadi durumları birbirine zıt bile olsa, adet ve mizaçlarının benzer olması yoluna sevk etmeyi esaslı noktalardan biri telakki etmiştir zira sünnet cemiyeti sağlam ve istikrarlı bir şekilde muhafaza eder anlaşmazlık ve düşmanlıkların gelişmesini önler müslümanlara yani kendilerini kur'an-ı kerim ve dolayısıyla resulullah'ın emirlerine bağlı dinle kayıtlı sayanlara göre cemiyetin sabit bir şekli olmalıdır cemiyet mutlak bir temele dayanmaktadır bu temelin çevresine şüphe yaklaşamadıkça ondan doğan cemiyet nizamını değiştirme konusuna da ihtiyaç yoktur işte yalnız bu sebeple biz Kur'an-ı Kerim Müslümanlar kurşunlanmış bina gibi olmaları gerekir derken bunun pratik imkanını anlayabiliyoruz. İnsan cemiyeti kelami doktrin ıstırabından kurtulup Resulullah'a uyma ve ilahi şeriata tabi olmanın sağlam temelleri üzerine kurulunca bütün imkanlarını, beşer için maddi ve manevi gerçek refah ve saadeti temin çarelerine doğru seferber edebilecektir. Bu durumda fert içinde ruhi ve manevi faaliyetlerinde başarı imkanları doğacaktır. Üçüncü sebep, Sünnetle amel prensip ve nizamında günlük hayatımızın her davranışı Resulullah'ın yaptıklarını yapma esasına dayanır. Böyle olunca bir şeyi yapmak veya yapmamak istediğimizde devamlı olarak Resulullah'ın bu işimize benzer bir işini aramaya ve düşünmeye mecbur oluruz. Bu sebeple de en büyük insanın şahsiyeti bizzat günlük hayatımızın programına büyük bir ölçüde girmiş bulunur. Onun manevi tesir ve nüfuzu hayatımız boyunca adet ve davranışlarımızın gerçek amili haline gelir. Bu bizi şuurlu veya şuursuz bir şekilde her iş karşısında onun durum ve tutumunu inceleme ve aramaya sevk eder. Böyle olunca da ona yalnız ebedi bir vahyin sahibi olarak değil aynı zamanda en mükemmel bir hayatında rehberi olarak bakmayı öğreniriz. Biz onun yolunu veya bu yolun esaslarından bazılarını kabul etmezsek, bunun manası Allah'ın rahmetini kabul etmemek veya onun kıymetini bilmemekten başka bir şey değildir. Hatta bu görüşe uymakla İslam'ın getirdiği nizamın bütün halinde beşeri problemlerin son hal çaresi olmadığını, isabet ve fayda bakımlarından Onunkine eşit başka bir hal çaresinin de bulunabileceğini, bu iki çözümden birini mukayese edip seçmenin bizim zekamıza bırakıldığını kast ve kabul etmiş oluruz. Biz İslam'ı medeniyet ve düzen olarak da diğerlerinden üstün kabul ediyoruz. Çünkü İslam hayatı bütünüyle içine alıyor. Dünya ve ahirete, ruh ve cesede, fert ve cemiyete aynı önemi veriyor. Yalnız insan tabiatındaki yükselme ve ilerleme imkanına değil, aynı zamanda yine onun tabiatında var olan kayıt ve sınırlara da önemle bakıyor. O bizi imkansızın peşine düşmeye değil, fakat bizde var olan kabiliyetlerden en güzel bir şekilde faydalanmaya, sözle iş, düşünce ile uygulama arasında fark ve zıtlığın bulunmadığı, gerçekleşmiş olandan daha yüksek bir seviyeye erme yollarına sevk ediyor. O yollar arasında bir yol değil, tek yoldur onun esaslarını getiren zat, rehberlerden bir rehber değil, gerçek ve tek rehberdir. Bütün yaptıklarına ve emrettiklerine uymak, İslam'a uymanın ta kendisidir. Onu terk etmek ise, İslam'ın ruh ve hakikatini terk etmektir. Hayrettin Karaman, Yeni Şafak